Efendim merhabalar, siyaseten programımıza Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hemen her gün artık bu ekranlardan pandemi süreci nedeniyle doğrusu biraz yoğunlaştık. Canlı yayınlarımızı ve ülke gündemini konuşma konusunu biraz yoğunlaştırdık. Hemen her gün evlerinize misafir olarak değerli konuklarımızla birlikte gerek bölgemizin gerek ülke ve dünya gündemini değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, irdeliyoruz. Bugün de İstanbul'dayız. İstanbul'da yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kars'tan İstanbul'a kadar bütün Anadolu satında önemli yatırımlara imza atmış, önemli başarılara imza atmış bir iş insanı, bir iş adamımızı konuk ediyorum. Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Bey, SBK Holding'in yönetim kurulu başkanı. Sezgin Bey'le de yine birikimlerini, tecrübelerini, yatırımlarını, ekonomiye bakışını, ülkemizle ilgili, ülkemizin gündemiyle ilgili görüş ve fikirlerini konuşacağız. Sayın Korkmaz, yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkan. Adem abi hoş bulduk. Öncelikle kanalınız, yayınınız da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kerim'in kanalında konuşmak bana ayrı bir keyif veriyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de sizin gibi başarılı iş adamlarımız da çalışmalarıyla, enerjileriyle bize güç veriyor. Biz de güçlerin olabileceğine inanıp yola çıktığımızda hiç arkamıza bile bakmıyoruz doğrusu. Sezgin Bey, isterseniz size öncelikle değerli izleyicilerimiz biraz daha yakından tanısınlar. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Neler yaptınız? Ne gibi başarılara imzalar attınız? Kısaca bir özgeçmişinizi geriye doğru biraz giderek sizden dinleyelim. Buyurun. Evet. Bildiğiniz gibi ben de Karslıyım. İlk orta ve lise eğitimimi Kars'ta tamamladım. Daha sonra iş hayatı için 17 yaşında İstanbul'a geldim, 16-17 yaş aralığında. Burada her İstanbul'a ilk gelen hani umutlarıyla, hayalleriyle başarmak istediklerini arkasında küfesine koyup tek tek bunları yapacağım diye gelenler kervanından sadece bir tanesiyim. Tabii bu kervanda bazıları bunu başarıyla sınavını verip işte bir yerlere gelebiliyor, bazıları da sınavı geçemiyor. Bu doğa buna... Doğanın kuralı gereği böyle. Çok şükür işte 5000 üzerinde kişinin çalıştığı bir grup haline geldik. Ve yani iştirak alanlarımızın içerisinde sizin de bildiğiniz gibi sanayi kökenli bir şirketler yönetiyoruz. Çoğunluğu sanayi kökenli şirketlerimiz var. Milyarın üzerinde bilanço büyüklüğüne sahip bir şirketiz. Birkaç milyarın üzerindeki bilanço büyüklüğüne sahip bir şirketiz. Ve amacımız, hedefimiz pandemi süreci olmasaydı Türkiye'nin şu anda en büyük grupları arasında bir yere yerleşmekti. Çok şükür Türkiye'de borçluk yapısı olmayan nadir şirketlerden biriyiz. O yüzden süreci de kendimize göre çok zorlanmadan geçiyoruz. Çok şükür böyle bir durum söz konusu. Ve
Tabii başarı çok görsel, yani göreceli olan bir kavram. Kime göre başarılı? Hani daha yapmam gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Yapmam gerekenler var. Çünkü ben Kars'tan nice baranların çıkabileceği bir sistem kurana kadar daha başarıda odaklandığım hedefe varamadığımı düşünüyorum. O yüzden önceliğim Kars'ta o bölgedeki küçücük çocukların hayallerinde yer alabileceği bir pozisyon oluşturma şartlarını, zeminini hazırlamak. Çabam bununla alakalı bir şey. Çabam bireysel zenginlikle ilgili olan bir şey değil. Buna hiçbir zaman ihtiyaç da duymadım. Öyle bir gereksinimim de olmadı. Hani öyle ne bileyim burnu havalarda olan bir ne şahsım, ne holdingim, ne grubum öyle bir noktaya götürmedik hiçbir zaman çok şükür. Yani mütevazı yaşamaya çalışıyoruz. Ve tekrar söylüyorum, başarıda çok şükür bugünümüze. Her gün binlerce kere şükretsem azdır. Ama dediğim gibi asıl hedefime daha vardığımı düşünmüyorum. Varmak için tüm gücümle mücadele ediyorum. Biraz ekonomi kazanımlarınızdan da bahsedelim Sezgin Bey isterseniz. Neler üretiyoruz? Ekonomiye neler kazandırıyoruz? İhracat mesela yapıyor musunuz? Hangi alanlarda ihracat yapıyorsunuz? Bu anlamda da biraz sizden bilgi almak isterim. Tabii, örnek veriyorum ihracat deyince bu evimizdeki gördüğünüz Scotch Brite var mesela. Sünger, bulaşık süngerleri. Avrupa'nın pazarına, Türkiye'nin pazarının tamamına üretimini yapıyorum. 56 yıllık bir kimya şirketim. Örnek veriyorum şirketlerden bir tanesi. Urozan Kimya. Bu anlamda Türkiye'nin en köklü ve en eski sünger üreticisiyiz. Çorlu'da bulunuyor tesisleri. Yani ayrıca örnek veriyorum. Buradan Guatemala'ya gidin, Afrika'nın en ucu noktasına gidin, Avrupa'ya gidin. Aklınıza gelebilecek tüm Renault kamyonları, Renault minibüsleri açın. İlk yardım çantalarına bakın. İlk yardım çantalarında yazar Medium Turkey diye. Hepsini Bilecik'te üretiyoruz mesela. İlk yardım çantaları, yangın söndürme tüpleri, araç, üstü ekipmanlar üreten bir sanayi tesisimiz var. Yüzlerce insanın çalıştığı yine. Bu da pazarın yani Avrupa pazarının %65'ine, Türkiye pazarının da %80'ine hitap eden bir orijinal yedek parça üreticisiyiz. Öyle bir sanayi, otomotiv sanayi, yan sanayi bir iştirakimiz var. İlaç üreticisiyiz biliyorsunuz. Biofarma Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarından, köklü firmalarından birinin sahibiyiz. Biofarma ilaç sanayi. Burada da tabii dünyanın her yerine, Afrika'dan Avrupa'ya, İngiltere'de, Türkiye'deki hormon ilaç üreten tek üretim tesisine sahibiz ve tamamıyla İngiltere'ye ilaç ediyoruz. Ürettiğimiz ilacı, hormon ilaçlarını. Yani otomotiv yan sanayi mühendislik şirketimiz var. Hexagon Mühendislik diye bir mühendislik şirketimiz var. Bu Türkiye'de en fazla görmüşsünüzdür. Minibüsler, elektrikli minibüsler, Jest mesela onu yapan şirket bu. Ve şu anda dünyanın yaklaşık 22 ülkesine ihracat yapıyoruz. Hexagon Mühendislik olarak. Mühendislik hizmeti veriyoruz. Yani siz bir araç tasarlamak istiyorsanız sizin adınıza aracı tasarlıyoruz. Fabrika yapacaksanız fabrikayı sizin adınıza tasarlıyoruz. Bunu yapan bir mühendislik şirketimiz var. Yani Gebze'de 200 mühendisin çalıştığı gurur, yani keyif aldığım işteklerimizin bir tanesi. Kağıt üreticisiyiz. Türkiye'nin genel önde gelen kağıt üreticilerinden bir tanesiyiz. Böyle şimdi düşününce insan başka ne üretiyoruz diye. Tabii otomotiv lastiği üreten şirketimiz var, iştirak şirketlerimizden yine bizim. Böyle anlayacağınız farklı kategorilerde sigorta şirketimiz var biliyorsunuz. En son bir sigorta şirketi alıp gruba katmıştık. Mikro sigorta, eski Aviva sigortayı bünyemize katmıştık. O devam ediyor. Grubumuzun şu anda önceliği Türkiye'de bir banka satın almak. Bununla ilgili görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah yıl bitmeden grubumuzdan bir banka alarak grubumuzu finansal holdinge çevirip o şekilde büyümenin yolunu arıyoruz. Türkiye'den mi bir banka? Tabii, evet, Türkiye'de bir banka satın alıp artık bir endüstri iki yani holdingi ikiye ayırıp biri endüstri holding, endüstriye faaliyetlerine devam eden yatırım holding, biri de finansal holding deyip
bankacılık, sigortacılık, leasing, işte bu tip operasyonları yapabileceğimiz bir portal arıyoruz. İşin açıkçası evet. Bunun için çalışıyoruz. Şimdi Sezgin Bey, bir taraftan borçluluk durumu olmayan bir şirketten, bir holdingden bahsediyoruz. Evet. Bir taraftan dünyanın dört bir tarafına bir organizasyondan bahsediyoruz. İnşallah banka konusu da gerçekleşir. İnşallah. Bu şöyle bir organizasyon yeteneği gerektiriyor bu işler. Kolay işler değil doğrusu. Gerek diğer şirketlerimiz açılmak isteyen, ihracatını 2'ye, 3'e, 5'e katlamak isteyen şirketlerimiz, gerekse bu işe kalkışıp da hiç başaramayan şirketlerimiz de var. Örnek olması açısından, gençlerimiz açısından da öyle. Bu organizasyonu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir yöntemle ilerliyorsunuz? Bu bence çok değerli bir organizasyon. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii sanayi şu anda Türkiye'de bir sanayicinin eğer ki finansman yüküyle yükü sırtında varsa sanayicinin para kazanma şansı şu anda imkansız. İhracat dahi olsa bile. Yani sanayide elde edeceğiniz kar rakamı %10-15 aralığında maksimum. Ama bu %10-15 aralığı kullanmış olduğunuz yani işletme giderinin finansman maliyetini bile karşılamamaz. O yüzden dedim ya size avantajımız buydu. Finansman maliyetimiz düşük. Bu konuda avantajlıyız. Diğeri ayağımızı yorganımıza göre uzatma politikasını izleyen şirketlerden bir tanesiyiz. Yoksa mesela otellerimiz var, turizm şirketlerimiz var. Türkiye'de 4 tane 5 yıldızlı otele sahibiz. Türkiye'nin en iyi otelleri olan bölgelerde otellerimiz var. Fakat her günde yeni oteller geliyor. Bir dakika bunu da alalım. Banka kredisi hazır. İşte turizm ne olacak? Kendi kendisini alır, kendi kendisini öder. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedik. İşte gördüğünüz gibi kendi kendisini alır dediğiniz şeyde 2016'da turizm krizi vardı biliyorsunuz Rusya krizindeyken. 2016'da o krizden sonra 2016-2017 sancılı geçerken 2018-2019 gayet güzel geçmişti. Ve herkes otel almaya başladı, otel yatırımları yapmaya başladı. 2020'yi görüyorsunuz biz bu yıl mesela bugün otellerimizi iki tanesini açmama kararı aldık. Çünkü rezervasyon yok, boşu boşuna açıp daha fazla zarar etmektense hiç açmama yönü gördük. Bu konuda planlamayı çok iyi yapan bir kere çok kıymetli ekip arkadaşlarım oldu. Benim tek başıma Baran Korkmaz'ın başarısı değil. Ben fikre yeşil ışık yaptıktan sonra o yeşil ışığı sürdürülebilir hale getirmek bu tamamıyla bir ekip işi. Şirketlerimize çalışan küçücük muhasebe elemanından tutun işte bütün operasyonu yöneten en üst yöneticime kadar herkes bir ekip halinde çalışır. Zaten holdingin sahibi Baran Korkmaz değildir. Ben kurucu başkanıyım bu arada. Holdingin sahibi tüm çalışanlarımız hepsi bizim holdingin sahibi diye görüyor kendisini. Yani hani böyle şey yoktur. Herkese bunu söylüyor tüm çalışanlarımıza. Bizde patronculuk oynamak yok. Öyle bir derdimiz olmadı. Herkes birlikte başarabilirsek bunu birlikte başaracağız ve elde ettiğimiz geliri bireysel zengin olmaktan daha çok ihtiyaç sahipleri olabilecek. Yani bunu bizim varlık sebebimizi oluşturabilecek işler için kullanmaktı. O yüzden tekrar söylüyorum. Bir iştirak, tabii bizim öncelikle Kars'tan hemşehrilerimizden böyle partilerden görüyorum. Kısa yoldan gelip zengin olma çabasıyla insanlar yola çıkabiliyor. Kendilerine hak veriyorum ama tekrar söylüyorum. Çok geniş hayalleri olsun. Kabul, ben zaten onu söylüyorum. Hayal kurmakla başlıyor. Yani benim ablalarım ben çocukken kurduğum hayallerde bana deli diyorlardı. Şimdi artık hayal kurmaya başladığım zaman kimse bir şey demiyor artık. Yani artık hayalleri, çünkü istemek önemli. Fakat bunu isteme tarzınız ve buna geçtiğiniz yöntem kendinize çelişmemesi lazım. Bunu başarabilirseniz sonuca gidersiniz diye düşünüyorum. Evet. Tabii Sezgin Bey, bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hepimiz, bütün insanlık, bütün dünya şu anda bir sınavdan geçiyor aynı zamanda. Bölgemiz de öyle. Siz de pandemi sürecinde boş durmadınız. Sizinle ilgili birçok haberler gündeme düştü. Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasında hemen ilk işiniz 500 bin lira kampanyaya katkı koymak oldu. İşte Digor'da çiftçilere gübre gönderdiniz. Sanırım 500 ton, belki fazlası da vardır.
5800 Kars bölgesinde çalışana destek amaçlı biner lira devletimizin yaptığı gibi biner lira da siz ek ödemeler, buna benzer birçok şey yaptınız. Biraz bu süreci sizden dinlemek istiyorum. Başka neler yaptınız? Başka yapacaklarınız var mı? Çünkü bölgemizde gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Çaresiz olan vatandaşlarımız var. Durumu iyi olanlar da var. Hem durumu iyi olanlara hem kötü olanlara örnek olması açısından süreci biraz sizden dinlemek istiyorum. Ya işin açıkçası tabii bu pandemi süreci, ya ülkeye zor bir zamandan geçiyor. Zor bir zamanda işte bunu siyasi malzeme olarak kullanmaktan daha çok herkes ne yapabilir diye kendi komşusu, çevresiyle ilgili ili şehri, bu büyüklüğünüz ve ekonomik gücünüz alakalı olan bir şey. Ben de Baran Korkmaz olarak, şirket olarak üstümüze ne düşüyorsa aynayla karşı karşıya geldiğimizde, aynaya baktığımızda ben üstüme düşeni yaptım diyebilmek adına yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Başımı yastığa koyarak rahat uyuyorum. Yani diyorum ki bugün evinde tenceresi kaynamayan kaç insana ulaşabilirsem onu ulaşabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorsam ve bunu da başarıyla yürütebiliyorsam işin açıkçası kendimden bu konuda gurur duyuyorum. Hem sadece bunu Kars'la ilgili yaptığım bir şey değil. Bunu İstanbul'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de hani bunları çok söylemek doğru değil. Farklı şeyler yaptım. Gücümün yettiği sürece doğru kanallarla doğru yere ulaşması için. Evet, o Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu Biz Lider kampanyasına 500 değil, çok daha fazla bir bağışta bulundum. O sadece bir şirketin bağışıydı ilk şey yaptığımız. Ama tekrar söylüyorum, mesela benim için en keyifli olan buydu. Kars'tan aldığım kaşar peynirleri, balları biz işte bundan 4 gün önce bir baktık sayıya. Yaklaşık 14 bin aileye yollamışız. Yani 14 bin aileye Kars kaşarı ve balı gravyerini göndermişiz. Hem Kars'taki esnaf birkaç milyonluk bir alışverişten onlar bu dönemde katkı sağlayabildiysek. Yani tabii Kars'taki işte 100 tane esnaf varsa 100'üne de ulaşamadık. İşte bu bayram 5 tanesine ulaştık. Kurban Bayramı'nda 5 kişiye ulaşacağız yine inşallah. Böyle farklı peylerpeye tabii yolladığımız peynirin, balın kalitesinde iyi olmasını istiyoruz ki insanlara hem hediye ettiğiniz bir şeyde insanları mahcup etmemeniz lazım. Yani ben mesela erzak kolisi hazırlarken bile ya da başka bir şey yaparken bile kendi evimde çocuklarımın yiyebileceği bir şey varsa onu koymayı tercih ediyorum. Sırf insanlara koli dağıtmak için ya da bir şey yollamak için, öyle bir şey değil. Ve çok şık bir kutuya koyup içine güzel bir not yazıp, hani çünkü hediye, bu hediye, bu sahip ihtiyacı olan insanlara peynir bal dağıtmak değil. Yani ben bu sadece işte annemin Kars'tan onlara gönderdiği bir hediye diye gönderiyorum. Ve inanın 14 bin kişilik, yani 14 bin çok güzel cevaplar aldım. Yani böyle kendim düşündüm, bir ne yapabilirim diye. Kurban Bayramı için, önümüzdeki günler için de yine bakıyorum. Ben de bu arada tabii daha çok çalışmam gerekiyor. Daha çok para kazanıp daha çok insanlara dokunabileyim diye. Bunun için böyle elimden geldiğince o sürece katkıda bulundum ve bulunmaya da devam ediyorum. Evet, tabii Baran Bey, ben programı duyurduktan sonra sosyal medya hesaplarımızda sizin de son derece sosyal bir insan olduğunuzu fark ettim. Ve Anadolu'nun dört bir tarafından doğrusu hemen talepler gelmeye başladı. İşiniz bu açıdan hem kolay hem zor hem güzel. Mesela birçok takipçiniz, hayranınız kitap talebinde bulunuyor sizden. Sanırım bu konuda alıştırmışsınız. Onun için hemen talepler gelmeye başladı. Şimdi dün tabii bu Twitter'ı ben kullanmıyorum aktif olarak. Bazen mesajlara bakıyorum ama tabii binlerce gelen mesaja cevap verebilme durumu söz konusu değil. Dün bu işe departmana bakan bir hanımefendi kardeşim var. Gelip bana baktı. Baran Bey dedi, sizin için üzülüyorum dedi. Niçin üzülüyorsun dedi. Kullanıldığınızı düşünmüyor musunuz dedi. Neden dedim. Ya bakın dedi, işte size Twitter'dan biri bir şey yazmış. Siz hemen onun hesabına bir şey göndermişsiniz ya da başka bir şey. Bakın ben bunun Instagram profilini döktüm. Burada gördüğünüz kişinin yaşamı bu. Ama size anlattığı hikaye bu falan. Elimden geldiğince insanlara yetmeye çalışıyorum. Doğru tercih etmeye çalışıyorum. Benden direkt böyle Allah rızası için onu istiyorum, bunu istiyorum diyen insanların daha çok
yazı karakterinden insanların hani bunu alışkanlık haline getirmeyen bir hani süzgeçten geçirmeye çalışıyorum kendime göre, iş sezilerime göre. Ve bunun üzerinden de yardım edebildiğim kadar insana yardım etmeye çalışıyorum. Ve tabii kitap, insanlar kitap gerçekten masumane sadece kitap isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Şimdi kitap istiyor sizden. Kitap isteyen çok erdemli bir davranmış. Hadi içine de bir harçlık koyuyorsun ve onu da mutlu ediyorsun. Kendin de mutlu oluyorsun. O kitabı açınca arasında okudu bakıyor. 200. sayfaya geliyor. Bir açıyor 200 içinde. Ne bileyim bana baksana ona 200 dolar gitmiş, tamam mı? Hani böyle kendine Ulaşamıyor. göre mutlu oluyor. Okuyan ulaşıyor ama okumayan ulaşamıyor o Yani dediği. tabii okuyan, evet. Okuyan İşin o esprisi de var. Evet. tabii kesinlikle doğru aynı şeydi. Evet, Balan Bey, tabii biraz ekonomi ve siyasete doğru gidersek, siz üretim yapan, ihracat yapan, ekonomiye çok önemli katkılar sunan bir şirket olarak, bir kurum olarak, Türkiye'nin üretim odaklı bir ekonomiye hızla yol alması için zaten amaç o, ama mesela ihracat rakamlarına baktığımızda henüz hedeflenen ihracat rakamlarına çok uzağız şu an. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir hedef var, 500 milyar dolar, ama biz daha yarısına bile gelemedik. Bu anlamda üretim odaklı bir ekonomiyi tamamen hayata geçirmek için size göre siz bütün dünyayla irtibat halindesiniz. Neler yapmamız gerekiyor ülke olarak? Ya öncelikle tabii biz kendi üretimimizi ne yazık ki yani 15 sene, işte 20 sene süre içerisinde gittikçe daralttık, üretimden kopmaya başladık. Çünkü aslında üretimden kopmamız bizim kendi keyfi bir karar, yani üreticinin keyfiyle bıraktığı bir şey değil. Herkes üretim yapmak, herkes para kazanmak istiyor. Fakat ithalatı öyle bir açtık ki ithalat ne kadar yukarıya çıkarsa bizim üretimimiz o kadar aşağı düşmeye başladı. Yani ben pirinç üretiyorum 2 liraya. Ama siz pirinci 1,4 liraya ithal ediyorsanız kimse 2 liralık pirinç almaz. Herkes en uygun alır. Hani ve ülke aslında bu pandemi süreci bize başka bir şeyi daha gösterdi. Yani bize kendi toprağımızdan yeniden filizlenmekten başka bir şansımız olmadığını da ortaya çıkardı. Yani inanın Türkiye bu pandemi sürecinden sonra bölgede Çin'in alternatifi olabilecek bir yapıya sahip. Hem genç nüfusu, hem üretim ağı, hem bulunduğu ekolojik, bulunduğu coğrafik bölge sebebiyle Avrupa'ya yakınlığı bu sebeple çok kıymetli bir noktaya doğru gidiyor ve gördüğüm kadarıyla şu anda üretim, tabii sanayi üretiminden daha çok tarım önemli bir faktör. Tarım alanında bu dönem bizim daha fazla tarıma yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Biz holding olarak da o kısımda yatırıma başladık. Ve ben önümüzdeki birkaç yıl sonra ihracat anlamında, tabii üretiminiz büyük olursa ihracatınız olmaya başlayacaktır. Bu da ithalatı biraz keserseniz olur. Ve ithalat kesilmeye başladığında devletin yeni politikası ithalatı cennetine çevirmeyeceğiz diye. İşte Ekonomi Bakanlığı'nın açıklaması buydu. İnşallah ithalat ne kadar kısıtlanırsa biz kendi kendimize yetmek için yerli üretime başlayacağız. Yerli üretimin fazlasında zaten ihraç etmek için bir engel yok yani. Evet. Biraz da sanırım ihracat, ithalat konusu çok önemli, ama ihracatın hızlanması, artması, taleplerin artması için sanırım biraz yenilik, inovasyon, markalaşma, yani Avrupa'nın ve Amerika'nın istediği kalite. Mesela bir dönem Çin pazarımıza girdiğinde, Avrupa ve ülkemizin pazarına girdiğinde biz hepimiz biraz panikledik. Ama daha sonra insanların aradığı kaliteyi bulamayınca tekrar pazar el değiştirdi. Aslına rücu etti doğrusu. Bu anlamda sanırım markalaşma, inovasyon konusunda biraz daha çalışmamız lazım. Doğru mu? Ya bir kere haklısınız ama Avrupa, yani ihracat yapacağınız ülkeler böyle sınıf olarak tabii ülkeler aramak çok doğru değil ama hani siz eğer birinci sınıf Avrupa ülkelerine ihracat yapacaksanız markalaşmazdan daha çok kaliteli ürün yollamadığınız sürece zaten oraya mal gönderemezsin. Hani bu sizin kendinizle ilgili bir şey. İhracat yapmak istiyorsanız onların standartlarını tutturmak mecburiyetindesiniz.
Mesela fabrikamızda çalışan personelin çalışma sürelerine kadar onların denetiminde. Yedikleri yemeklerin kalitesi onların denetiminde. Yani Nike'a üretim yapıyorsanız Nike'ın standartlarına göre personel çalıştıracaksınız. 3M'e üretim yapıyorsanız bunun standartlarına göre, bakın malı kalitesinden vazgeçtim. Üretim, yani üretime gelecek safhaya kadar her şeyine karışıyor. O yüzden tabii zorlu bir süreç ama bunu da başarırsanız dediğiniz gibi döviz de hesabınıza döviz düşüyor ve daha para kazanıyorsunuz. Müşteriniz sağlam. Kurumsal şirketlerle çalışıyorsunuz. 3 gün sonra para gelecekse 3 gün sonra para geliyor. Planlamanızı ona göre yapabiliyorsunuz. Türkiye pazarında 150 gün, 180 gün vadeli bal ve lüksün öyle bir şeyin içine girmektense daha kaliteli mal yapıp ama daha kurumsal şirketlerle çalışıyorsunuz. Burada onlar size şey demiyor. Yani markalaşın onu bunu söylemesine gerek yok. Benim istediğim standart ve kalitelerde bana üretim yapıyorsanız zaten mal alırlar. Türkiye'de bunu yapan şirketler sürdürülebilir hal alıyor, devam ediyor. Yapamayan şirketler de yolluyor malını. Avrupa'da işte gümrüğüne gelip bakıyor. Tak diye senin malını sana geri gönderiyor. Bitti. Bir daha piyasaya girme şansın sıfır. Aldığın makinalar, tesis harcadığın paralar çöp olup gidiyor. O yüzden işi başta kurarken hani yabancıyı kazıklamak değil de doğru bir malı doğru bir fiyata mal edip doğru yollarla ihraç etmek. En önemli faktör bu. Evet. Siz mesela Baran Bey, sizin özelinizde biraz konuşursak, bu konuları hızlandırmak için markalaşma, inovasyon, yenilik konularını, mesela Ar-Ge'ye yatırım yapıyor musunuz? Araştırma geliştirme konusunda para harcıyor musunuz? Bu konuda yatırımlarınız var mı? Bu da önemli bir konu aslında. Yapabilirim. Bir önce size söylemiştim. Hormon üretiminde Türkiye'de hormon ilacı üretip İngiltere'ye ihraç eden şirket ilaç anlamında yok. Bunun Ar-Ge'si ve üretim tesisleri bize ait ve biz bunun için Sağlık Bakanlığı'nda Ar-Ge sertifikasına sahip bir şirketiz. Ve Ar-Ge bizim için olmazsa olmaz. Yıllık yani 30 milyonun üstünde sadece ilaç firmasının Ar-Ge'sine ayırıyoruz. Ayrıca bizim bir önce size söylemiş olduğum mühendislik şirketimiz var. Tamamıyla Ar-Ge şirketi mühendislik. Yani biz 200 mühendis arkadaşımız tamamıyla Ar-Ge'ye çalışan mühendis arkadaşlarımız. Orada her şeyi yapmak istediğiniz her şeyi orada tasarlayıp işte onun zeminlerini oluşturabilecek TÜBİTAK'la beraber, işte devletin kurumlarıyla beraber, özel sektörle beraber çalışmalar yapıyoruz. Yani Ar-Ge bizim için gelecekte yolumuzu belirlememiz için olması gereken bir şey. Yani bunun için düşünün. Biz hala çocukluğumuzdaki o koyunları kırptığımız makaslarla saçımızı kesme dönemimiz ne demek istedim? Onunla şimdi böyle neredeyse makineyi başınıza koyuyorsunuz. Doğru makine saçınızı sizin şekli verecek, kesecek noktaya götürüyor. O yüzden ben yenilikçiyimdir yani. Ben köydeyken bile hani bak kafaya tas koyup etrafını makineyle veriyorum. Mahalledeki çocukların saçını ben keserdim. Kendi kafama göre desen verirdim. Hani böyle şeydim. O zaman bile yenilikçiydim. O yüzden Ar-Ge olmazsa olmazımız yani bizim. Evet. Tabii bir de bütün faktörleri konuşmaya devam ediyoruz Baran Bey. Uluslararası boyutu var bu işin. Uluslararası pazar alanlarında mücadele verirken sizler, uluslararası şirketler de var, rakipleriniz de var. Bu anlamda bu rakip önemli güçlü rakiplerle baş edebilmeniz için şirketlerimizin izlemesi gereken yolu da aslında konuşmamız lazım. Bu konuda Türkiye'deki hepimizin yakından tanıdığı şirketlerin daha da büyümesi, ihracata, ekonomiye katkı koyabilmesi, bu şirketlerle mücadele ederken nasıl bir yol izlemeli? Yani tabii burada en önemli faktör fiyat. Kalite ve fiyat. Öncelikle bunları tutturmanız lazım. Ama bir de bu tip pazarlarda genellikle ben hep bunu öneriyorum. Yani pastada pay alma noktasında pastanın ilk baktığınız tarafları almak yerine daha farklı yerlerine odaklanmanız lazım. Mesela Pazar alanlarına farklı mesela. pazar alanlarına girmeniz lazım. Yani illa ki gidip İspanya'da örnek veriyorum tekstil satacaksanız İspanya'daki en büyük mağazaya girmek yerine dönün küçük küçük yerlere girin. Daha böyle daha farklı yerlerden büyümeye çalışın yani. Daha O bakir alanları da aslında. tabii kesinlikle. Tutulan bölgeler var. Doğru. Kesinlikle. Hani ve buna mesela buna yatırım yapmaları lazım. Hani doğru müşteriyi bulabilecek
ekibi kurmalar lazım. Mesela bizim o konuda şanslıyız. Bir şey mi istiyoruz? Evet. O ekibe söylüyoruz. Biz bunu istiyoruz diyoruz. 2 gün sonra masamıza bakıyorum. Gelmiş dosyası. Baran Bey, aradığınız şirket bu. Bu şirketten dünyada 20 tane var. 20 tane şirketten buna yatırım yapabilirsiniz. Bu stresli. Bu şu an bize satmaya hazır. Bunların karnı tok. Bunların başı ağrıyor. Yani bize bunları yapabilecek iyi bir ekibiniz olması lazım ki siz oturduğunuz zaman masaya size doğru argümanları verip boşuna vakit kaybınızı da önleyecek operasyon yapması lazım. Öncelikli şeyiniz bu. Doğru ürün, doğru fiyat ve doğru ihracat ekibiyle bu işi yönetmek. İhracat ekibiniz çok iyi değilse istediğiniz kadar doğru mal üretin, istediğiniz kadar ucuz fiyatınız olsun. Fakat sizin ihracat ekibiniz bu malı kime pazarlayabileceğini bilmiyorsa hep yerinize sayarsınız ve size bahaneler uydururlar. Efendim işte görüşüyoruz. Öyle değil. Ben en önemlisini söylüyorum. Yani bir fabrika yapacağınız yatırım yerine ihracat departmanına bu parayı harcayın. Doğru ekip arkadaşlarıyla bunu yaparsanız bu arkadaşlar bunun hakkını verir diye düşünüyorum. Bu da en önemli faktör bu. Birlikte çalıştığınız mesai arkadaşlarınız, yol arkadaşlarınızı mutlu etmeniz. Doğru insanları seçip o doğru insanlarla yol alırken karşılıklı mutluluklarınızı masaya yatırıp sen iki mutlu oldun, ben üç mutlu oldum diyebilecek zemin oluşturun. Evet, tabii yine başka bir yan faktör, sanırım bu da önemli Baran Bey. Ülkemizde şu aralar maalesef hiçbirimizin de kulaklarına hoş gelmeyen darbe söylemleri. Şimdi darbe söylemleri başlı başına sadece darbe olarak bakmamak lazım. Ekonomiye, iş dünyasına çok önemli yan etkileri var, olumsuz etkileri var. İş dünyamızın gardını düşüren, moralini bozan bir takım söylemler şu anda ortalıkta dolaşmaya başladı yine. Bu konuyu sizden dinlemek isterim. Siz mesela yatırımlarınızı yaparken kriterleriniz neler? Nelere dikkat ediyorsunuz? Karar verirken ülkedeki gelişmeleri mutlaka göz önüne alıyorsunuzdur. Bu söylemlerin iş dünyamız üzerindeki etkileri sizce neler? Tabii şey vatana bağlı olan insanlar işin açıkçası darbe karşıtı olurlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani darbe siz demokrasi elde edemeyeceğiniz şeyleri işte silahla ne bileyim farklı enstrümanlarla bunu yıkabileceğinizi düşünen bir güruhun fikri. Ama olmazsa olmaz bir ülkenin olmazsa olmazı darbenin de üstesinden gelebilecek en şey derin yolu demokrasi ve özgürlük anlayışının sınırları çerçevesinde ama tüm haklarıyla beraber insanların yaşayabileceği bir zemin oluşturmak. Darbeyle en güzel şekilde bunun üstesinden yani darbenin en güzel bu şekilde üstesinden gelirsiniz. Ülke olarak tabii ne yazık ki işte biliyorsunuz 12 Eylül döneminden beri hani hep işte darbe konuşulur. Yani son işte 15 Temmuz'a alçak bir darbe teşebbüsüyle karşılaştı ülke. O günü de hatırlayanlar vardır. Bugün pandemi hani işin açıkçası siyasilerin yaptığı bir şey değildi. Şu anki dünyanın konjektörü İspanya, işte Amerika'da görüyorsunuz, işte bugün yağmaların nasıl başladığını gördünüz. Dünya konjektörü politik sebepler bazen buna müsaade ediyor. Fakat ülke olarak, iş insanları olarak bizim darbe söylemlerine çok aldırış ettiğim, ben aldırış etmiyorum işin açıkçası. Yani çünkü başarı elde edemeyeceklerini buna teşebbüs edecek insanlar da bunu çok rahat ve net biliyorlardır. Sadece işte denemek için denemek istiyorlarsa da o da onların tercihi karşılığını halktan çok net bir şekilde aldılar, yine alacaklardır diye düşünüyorum. Sanayici, iş adamları, iş insanları da darbeden medet umacak kadar alçak olduklarını düşünmüyorum. Bir kere bunu çok kırmızı çizgi olarak çizeyim. İktidarı seversiniz, sevmezsiniz, politik düşünceleriniz size uyar, uymaz. Bunları bir kenara bırakmak lazım. Ama darbe çok ağır bir şey. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü siz ülkenin sistemine bunu yapamazsınız. Sandık gelir. Sandıkta beğenmeyebilirsiniz. Gidersiniz sandığa, beğenmiyorum dersiniz. Oyunuzu kullanırsınız. Beğenmediniz. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gittiniz. İkinci kere oldu. Birinci farkta işte 15 binken ikinci farkta 800 bin fark çıktı. İnsanlar demokratik haklarını kullanarak gidip seçtiler. İşte şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İstanbul'u yerel yönetimi yönetiyor. Herkes kendi işine bakıyor. Çöplerimiz yine toplanıyor.
yine otobüse biniyoruz. Hani kendi alan. Ama bunu darbeyle yaptığınız an bu başka bir noktaya götürür. O zaman ne insanlar çöpünü atmak ister, ne biri çöpü toplamak ister. Düzen çok başka bir noktaya gider. Ve başarı sonucunda da başarıyı elde edebilecek bir nokta olmayacağını herkes biliyor yani. Evet. Baran Bey, tabii bir konu daha var. Bu da oldukça önemli. İşsizlik. Şimdi teknoloji geliştikçe aslında teknoloji işsizliği biraz körüklüyor. Çünkü daha az insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Ve teknolojiyle birçok işimizi halletmeye başladık bizler hepimizin başında. Bir taraftan nüfus çoğalırken bir taraftan ama ihtiyaçlar da çoğalıyor. Yani işin bu tarafı da var. İşsizlik noktasında ülke genelinde, dünya genelinde aslında bir problem haline geldi işsizlik konusu. Size göre hem teknoloji hem işsizlik konusunu sizin gözünüzle ben dinlemek isterim. İşsizlik şu anda olduğundan fazla mı? Teknolojiyi yeteri kadar kullanabiliyor muyuz? Hangi noktadayız? Tabii benim kendi bu benim sadece kendi şahsi fikrimle ilgili konuşmak istiyorum. Ben Türkiye'de teknolojinin öne geçmesiyle işsizliğin arttığı düşüncesinin kesinlikle taraf olan biri değilim. Yok öyle bir şey bana göre. Hangi teknoloji artmış da işsizlik? Yani bu çok yüzde anlamına buradan 0,5 bile olmaz. Çünkü dev tesislerimiz olur, tamamıyla robotla çalışır. İşte 3000 kişi çalışsın yeri 2 kişi yapar, 5 kişi yapar, 100 kişi yapar. Şu anda Türkiye'de bunu yapabilecek endüstriyel, ben hani sanayiciyim, bunu yapacak tesis sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Peki işsizlik konusunda bakın, ben doğru, işsizlik var, evet haklısınız. Bunu da görüyorum normal hayatta. Ama ben örnek vereyim. Bundan yaklaşık bir ay önce bir arkadaşım bana Fox TV'de yayınlanan bir tane haberin linkini gönderdi. Pandemi döneminde kimya mühendisi bir beyefendi bir markette sebze reyonunda çalışıyor. Ve diyor ki ben kendi bölümümde iş yapmayı çok isterdim. Fakat işte iş bulamadığım için burada çalışıyorum. Bana atınca ben hemen bunu ilaç firmasına attım. Hemen bu arkadaşımızı alın dedim işe. Başlasın. Dediler ki tamam. Maaşı hemen dediler ki ilk gün maaşı hemen 3.500-4.000 lira maaşla başlatalım falan. Sonra bana döndü, dedi ki insan kaynakları, beyefendi vermiş olduğumuz teklifi kendine çok beğenmedi. Şimdi kendi kendime düşündüm. Dedim ki ya birileri bunu çıkarıp... Asıl problem bu zaten. İş beğenmeme. Dedim ki şimdi dedim birileri çıkarıp bunu televizyonda işte bakın bu şahıs işte mühendisti ya da kimya mezunuydu ama manavda çalışıyor deyip bir algı mı yaratmaya çalışıyor? Gerçekten anlamakta güçlük çekti. Ben kalifiyeli personel bulmakta, gerçekten sizin malınıza kendi malı gibi sahip çıkacak personel bulmakta zorluk çekiyorum. Bugün sabahleyin bir şirkette bir toplantım vardı. Adapazarı, Bilecik, o bölgede çalışacak böyle gerçekten dürüst, emeğin hakkını verebilecek bir personel ihtiyacımız var. Onunla ilgili bir çalışma yapıyorduk. Bakıyoruz sonra ya insanlar bir şey beğenmiyor. İşte ben pandemi dönemi var diyor, her gün çalışacak mı diyor. Yani biz bilmiyorum, biz böyle görmedik. Tabii biz insanları sömürerek onların sırtından para kazanmak gibi bir derdimiz de yok. Birlikte çalışırsak birlikte var olacağız. Yani insanların evet işsizlik var doğru ama iş beğenmeyen insan da çok. Yani bir şey söylüyorsunuz, ya ben bu işi yapamam diyor. Bir şey söylüyorsunuz, ya saat kaçta mesai başlıyor diyor, kaçta bitiyor diyor. Ya yani evet biz birlikte mücadele etmek için var mıyız yok muyuz onu bulabilecek gerçekten personel bulmak da çok güç. Yani bizde çalışıp aylık inanın ne bileyim 150 bin lira maaş alan personelimiz de var. Ama 5 bin lira alan personelimiz var. 5 bin lira alan personelimizle 150 bin lira alan personelimizin arasında çalışma zamanı anlamında hiçbir fark yok. Biri kendi alanıyla ilgili sorumlulukları daha küçük, daha dar. Onun üzerine hareket öbürü daha sorumlulukları daha geniş, riskleri daha büyük. Alabilecek risklere göre iş yapıyor. Ne yazık ki tekrar söylüyorum. Tabii işsizlik oranı şu anda sana işte size biraz önce anlattım. 4 tane otelimizin 2 tanesini, 3 tanesini aşmayacağız. Her bir otelde 500 kişi çalışıyor. 1500 kişiye siz ne kadar ücretli izinle evine gönderebilirsiniz? Maksimum 3 ay bunu kaldırabilirsiniz. 4 ay kaldırabilirsiniz. Daha fazlasını kaldıramazsınız. Yani 12 ay bunu kaldıramazsın. Yazlık otellerimiz, sezonluk otellerimizde önümüzdeki seneyi mecburen bekleyecek herkes. Hani biz bu anlamda bizden personel çıkardığı zaman o bölgede başka iş bulabileceği bir yerde yok. Ne yapıyorsunuz? İşte diyorsunuz tamam en azından aylık evinin kirasını ödeyebilecek bir maaş bağlayalım.
artık bu da şirketin kazancı olmasın. Bu yıl zararımız, örnek veriyorum, turizmde zararımız bizim 70 milyon olsa, 100 milyon olsa, bu 100 milyon değil 150 milyon olsun. En azından personel önümüzdeki sene sezon açtığı zaman peyniri ona göre hani ziyan eder. Oteli ona göre korur. Hani size karşılığında verebileceği şey. Biz grup olarak personelinde çok şükür, çok şanslıyız. Yani ben bunu şey olsun diye söylemiyorum. Hani bizim bünyemize çalışan bütün personellerimiz benim kendi ailemin birer ferdi. O yüzden benim şirketimde çalışan personelimin çocukları olsun, birinci dereceden yakınları olsun, onların iş problemi olduğu zaman hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Mutlaka iş yaratıyoruz insanlara. Yani yeter ki çalışmak istesinler. Ben mesela biri beni geçenlerde biriyle görüşüyorum. Yazmış bana Baran abi, ben işte Kaz Dağları'nda üzüm yetiştiriciliği yapmaya çalıştım ama bunu şarap yapmak istiyorum ama işte şişe makinem yok. Şişelerim yok. Oturdum, yabancı bir şirkette görüştüm. Ona şişe tasarlattım. Ve ona tasarımı da hediye ettim. Dedim tasarımı şişem bu. Makinen de alıyorum, yolluyorum. Hatta küçük bir tane de böyle mahzen gibi bir yer yap dedim. Yoldan gelip geçenler uğrayıp ne bileyim hem hediyelik bir şeyler alabilsinler falan diye. Şimdi bu tip insanlar olunca tabii alın size iş yani. Ben çok net söyledim, çevremdekilere de söylüyorum. Bana doğru fikirlerle gelen herkese sınırsız şey veriyorum, sınırsız çek veriyorum. Herkesin evet, işine ortaklık ederim yani. Karşıdaki karşılıklı, kim yapacak? Karşılıklı o sinerji çok değerli. Çok önemli. Yeter ki karşınızdaki kişinin sizi aldattığı duygusuna evet, kapılmayın. Sizi suistimal edeceği duygusuna kapılmayın. Gerisi tekrar söyleyeyim. Biri avukatlık ofisi açacak. Örnek veriyorum. Hukuk ofisi açacak. Parası yok. Kirasını ödeyecek durumu yok falan filan. Ya gidip ayda 3000 lira bir yerde çalışmak yerine kendi ofisini kurmak istiyor. Gel diyorum kardeşim. Ne lazım sana ofis? Aa, senin ofisinin bir yıllık kirasını ben ödedim. Mobilya lazım. Aa, bir yıllık mobilyasını ben verdim. Bir yıllık giden de verdim. Baran abi nasıl ödeyeceğim? Bana ödemeyeceksin. Aa, sana bir tane hukuk dosyası veriyorum. Bu dosyada senin bir yıllık boyunca veket. Onun dışında kişinin kafasında şey derdi kalmıyor. Ya ben ay sonunda nasıl kirayı ödeyeceğim? Nasıl personel ödeyeceğim? Bu tip kalmayınca bir bakıyorum bir sene sonra görüyorum yanında 3 tane avukat daha almış. Daha büyüyor. İnsanlara bu şansı verdiğiniz zaman herkes o şansı doğru insanlar bunu çok rahat da kullanabiliyor. O yüzden hani ben yeter ki şey diyorum, doğru projeler yani başkalarının üzerine yük olmaktansa başkalarının yükünü almak üzerine bir proje geliştirir kapısını çalarsanız insanların. Ya Baran Bey ben her gün görüyorum işte siz buradan gelip giderken her gün bu kasiste takılıyorsunuz. Burada bu çukuru görüyorsunuz, çukura düşüyorsunuz. Ben bugün iş olarak gelip sizin çukurunuzu doldurup bu kasisi ortadan kaldırmakla ilgili size görüşmek istiyorum dediğinizde ya zaten ben o çukuru kazıyacak vaktim olmadığı için birini bulamamıştım. Sana bu görevi veriyorum dersiniz. Yani siz karşınızdaki kişilere iş üretin. Görüyorum evlerin mesela bazen yazlık bölgelerine gidiyorum. Evlerin önleri ot bürümüş bürümüş. Al eline bir tane makine pır 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 benzinli makine koyacaksın 20 lira benzin. Git adamların haberi olmadan bahçelerin etraflarını temizle. Sonra ertesi gün git efendim ben temizledim. Gönlünüzden ne koparsanız. Al size iş ya. Böyle 1 milyon tane iş yaratılabilir. Siz yeter ki kendiniz bir şeyler yapmak için mücadele edin. Ama bu tamamıyla tutup buradan işte ne bileyim kariyer sitelerine CV göndermek hani herkes çünkü bunu değerlendiremiyor. Şu anda gördüğünüz gibi herkes personel daralmaya gidiyor. Daha küçülmeye gidiyor. Kaybını da azaltmanın peşine düşmüş. Hani böyle bir dönemde ben hep insanlara şey diyorum. Kendileri bir şeyler yaratsınlar. Başkalarına maaşlı çalışmak yerine kendilerine ekonomik durumu iyi olan iş ortakları aramaya çalışsınlar. Gerçek evet, mesela küçük bir köfteci yaşayacak. Köfteci arabası almak istiyor. Örnek veriyorum. Çok güzel köfte yapmayı öğrenmiş. Köfteci gelip bana desek ya bana ben çok güzel köfte yapmayı biliyorum. Bana bir köfteci arabası lazım dese inanın. Yarın sabahleyin bir hemen otururum. Ben bir de severim böyle şeyleri. Çünkü ortaklık yapıyorum. Ben ona bir köfteci arabası dizaynı. Görsellerini ona göre yaparım. Broşürlerini ona göre yaparım. Hatta derim ki ilk gün köftenin ilk günü işte git Boğaziçi Üniversitesi'nin karşı köşesindeki ilk günde öğrencilere bedava köfte dağıtalım. Hani insanların sinerji yaratabilecek şeyler istiyorum. Hani hayaller kurmasını, öyle işler getirmesini isterken direkt ben insanlar yazıyorum. Baran abi 6 aydır çalışmıyorum. İşte evin kirası geldi bana bir 3000 lira atın. Daha bunu Baran abi demesine gerek yok. İnanın gelen mesajlardan %60'ı bu. Direkt hesap numarası 3000 lira. Direkt hesap numarası 5000 lira yatırır mısınız? Nasıl sızdınız diyen de yok. Yani hiç nasıl böyle bir işsizlik. Bu tip insanların da işsiz dedikleri zaman zaten o zaman şey diye düşünüyorsun. Gerçekten işsiz kalan insanların içerisinde ne kadar insan çalışmak istiyor onu da bilmek lazım. Evet. Yoksa herkes işsiz ne yapalım deyip onun arkasına sığınmak mı? Yani bu da önemli faktör. Evet ne güzel. Allah sayınızı artırsın. Sizin gibi iş adamlarımız tabii ülkemize lazım. Böyle insanlar çoğaldıkça
üretimde, istihdamda, işsizlikte problem olmaktan çıkar. Baran Bey, tabii doğup büyüdüğümüz Serhat Kars'ımızı da konuşalım. Programımızın sonuna doğru gelirken evet. Finali Kars'la yapalım isterseniz. Kars denilince, Serhat Kars denilince sizin aklınıza neler geliyor? Biraz Kars'ı sizden dinleyelim. Ya şimdi tabii ben Kars'a aşık biri olarak tabii Kars deyince benim için çok farklı. Ben bir gün işte Amerika'da çok böyle önemli bir davet vardı. Bizim Türkiye'den bakanların katıldığı, işte Genelkurmay Başkanımızın katıldığı, Amerikan işte Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı. Masanın üzerinde de masanın adı Kars'tı, tamam mı? Hatta Digor koymuştum, sonra bizim bakan dedi ki kaldır Digor'u, Kars'ı getir dedi. Hani insanlara Digor'u anlatmak yerine Kars'ı anlatalım dedi. Kars benim için bir sevda meselesi. Çünkü bütün gerçekten hayatımın en güzel günlerini Kars'ta geçirdim. Çünkü güzel günler deyince hani insanlar şeyi zannetmesin, böyle ne bileyim. Güzel demek mutlu olduğunuz günler demek. Mutluluk paylaştığınız sürece, küçük şeylerle büyük hayalleri düşlediğiniz yerde başlayan bir şey. Ben hep Kars'ta bunu yaptım. Kars'ta ne bileyim oturduğum evden tutun okuduğum okula kadar inanın hiçbir şey unutmadım. Hala aynı evim duruyor. Hala aynı okulda arkadaşlarımı gidip görüyorum Kars'ta. Kars benim için çok ayrı bir yer. Yani Kars inanın bana nerede yaşamak istesiniz derseler İstanbul'dan sonraki tercihim kesinlikle Kars olur. Başka bir yeri düşünmem yani yaşamak konusunda. Çünkü ben oradaki insanların samimiyetini, sıcak duygusunu, misafirperverliğini, komşuluk ilişkilerini, soğukla mücadelelerini, ayazda bostanla mücadelesini böyle çok rahat görmüş biriyim. O yüzden benim için ayrı bir sevda Kars. Yani onu anlatmakla bitiremeyeceğim bir şey. Tabii Kars'ta önemli yatırımlarınız da var. Hayırsever bir iş adamımız olarak aynı zamanda okullar, yurtlar, çok önemli sosyal faaliyetleriniz var. Biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Başka hedefleriniz var mı? Tabii öncelikle Kars'a elimden geldiğince yani eğitim benim için olmazsa olmaz eğitim yatırımları. Yatırım yapmaya devam ediyorum işte. Her sene Kars'a bir okul yaptırıyordum. Bu sene pandemi süreci olmasaydı Kars'ta ilgili çok sürpriz bir kararım vardı. Çünkü Kars'taki çocukların Galatasaray Lisesi'ne gelip okuması ya da Robert'e gelip okuması, fiziki koşullar, ekonomik koşullar hani buna bazen müsaade etmeyebiliyor. Ya da aldıkları eğitimle buraya gelmeleri eşitlik ilkesine aykırı olabiliyor. Bunu ortadan kaldırabilecek Kars'ta böyle bir kolej planım vardı. Yani nasıl işte Tarsus Amerikan, Robert, işte Galatasaray gibi bir koleji Kars'ta yapmaktı. Bununla ilgili bütün finansal çalışmasını yapmıştım. Binasına kadar bizim Kars'ta yine hemşerimiz var, Ural Akbüzüm. O konuda bana çok destek veriyor. Gurur duydum hemşerilerden biri. Ural'la bunun üzerine çalıştık. İnşallah yakın bir süreçte bir araya gelip Kars'ın neresine bu okulu inşa edeceğiz. Oraya yabancı öğretmenleri getireceğiz. Oradaki çocukları ne bileyim Amerika'daki, Avrupa'daki, Çin'deki çok farklı insanlarla bir araya getirip onlara da sizin de artık bu global oyunun içerisinde bir oyuncu olma şansınızı doğduğunuz topraklarda yapma imkanı doğurabilecek bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anki şeyim o, birinci önceliğim o. İkinci önceliğim, ben hep başından beri söylüyordum, Kars çok farklı milletlerin yaşadığı bir şehir. Kars gerçekten, bunu Karslı olduğum için söylemiyorum, Kars gerçekten uygarlık açısından çok önemli bir yer. Kars'a bir, Kars'ın tek eksik olan, bana göre en önemli eksik olan şeyi bir opera merkezi yok. Ben Kars'ta, Kars'ın mimarisine uygun bir opera merkezi inşa edip o opera merkezindeki Kars'ın ilçelerinden, köylerinden keman çalan çocuklar, bale oynayan kızlarımız, piyano çalan çocuklarla beraber Kars'a turist, kışın gelen turist, işte kış turizmine gelen insanların akşam ne yapalım dediğinde 8'den sonra sadece Kafkas oyun seyretmenin dışında aa burada bir opera merkezi var deyip opera merkezine giderken opera merkezine giden insanlar gibi giyinerek alma şartı koyacağım. Yani diyeceğim ki opera merkezi, opera salonuna gidiyorsanız opera izlemek için giyecek kıyafetlerinizi de ona göre tercih edeceksiniz. Ve hem izleyicilerin kendilerini özel kılmaları gerektiğini hem bunlara
çıkıp gösteri yapan o küçük kardeşlerimin kendilerini ileride görmek istedikleri yerle ilgili küçük bir hayal kıvılcımı yaratabilecekleri bir zemin oluşturmak istiyorum. Önceliğim önümüzdeki sene, 2 sene içerisinde yani 2023 varmadan hem opera merkezini hem de dediğim gibi onları orada bir özel bir kolej inşa etmekle ilgili planlarım, hayallerim var. Çok daha güzel hayallerim var ama hani böyle paylaşmayayım, nazar değmesin tarzı. Onun için böyle yakın bir zamanda duyarsınız inşallah. Evet. Siz Baran Bey, tabii Kars'ta son 15 ile baktığımızda biraz da siyasete girersek hemen her seçimde farklı bir parti yerel seçimleri kazanıyor. İşte MHP, AK Parti, şimdi HDP, CHP'de, DSP de iddialı Kars'ta zaman zaman. Böyle bir durum var. Partiler başa baş yarışıyorlar ve her seçim farklı bir partinin adayı kazanıyor. Yani bir süreklilik, devamlılık yok. Bu da şunu getiriyor doğrusu. Ben geçen sene mesela Kars'a gittiğimde yerel anlamda Kars'ın maalesef hemen hemen hiç hizmet almadığını söyleyebilirim. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sebepleri neler size göre? Tabii en üzücü taraf bu, dediğiniz gibi. Kars, ne bileyim, miktarın olduğu dönemlerde de Kars Belediyesi'ni biliyorsunuz AK Parti'nin aldığı dönemler de oldu. Fakat böyle biraz ben şeyim de patavası birazcık sözlü olan biriyimdir. Ben belediye başkanının orada Kars'a sahiplenmesi gerektiği kadar sahiplenmediğini gördüm. Daha çok politik, koltuk, koruma politikası izlediler. O da onu zaten gidişini hızlandırdı ve gitti. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi yine. Murtaza Bey gerçekten çok sevdiğim, düzgün biri. Yani şahsi olarak kendisiyle tanışmışlığım vardı. Fakat kendisinin dışındaki bir de çevre var. Hani seni oraya biz getirdik diyen bir çevre var. Peşinizi bir türlü bırakmayan. Hatta radikal ki gruplara da teslim olduğunu biliyoruz. Evet. Ne yazık ki böyle durumlar söz konusuydu. Tabii ona bir kere müsaade ettiniz mi onun sonu yok biliyorsunuz. Siyasette evet, böyle bir şey var. Onun sonunda tabii istifa etmek mecburiyetinde kaldı. İşte bağımsız devam etti. Kars böylelikle daha, ben inanın Kars'a geldiğim zaman içim acıyordu. Yani neredeyse ya bu Kars'ın çöpünü möpünü ben mi toplasam diye kendi kendime düşünmediğim olmadı değil yani. Bunu bile düşündüm. Sonra biliyorsunuz yerel seçimler oldu. Yerel seçimlerdeyken yani ben Kars'ta işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, hani baktığım zaman adaylarına Kars'ta AK Parti ve MHP'nin seçim kazanmış olup ikisinin birlikte seçimi kazanmaması aslında çok büyük bir dersti bence. Çünkü ben Ayhan Başkan'ın HDP'nin sadece Kars'taki bulunan Kürtlerin oğluyla belediye başkanı olmadığını hepimiz biliyoruz. Tabii. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Azeri mahallelerinde çıkan oylara bakarsanız o zaman Ayhan Başkan'ın aslında Kars'ın ortak herkesin bir şans verdiği bir başkan olduğunu görürsünüz. Başkan da bunun Kars'ın ortak bir kararıyla başkan olduğunun farkında olduğunu görüyorum. Çünkü bundan kendi HDP tabanının da rahatsız olduğunu görebiliyorum. Konuşmalarından bunu hissedebiliyorum. Çünkü o Kars'a hizmet etmek için geldim diyor. Kişilere hizmet etmek için orada olmadığını biliyorum. Ve bunu başarırsa ben size tekrar söylüyorum. Önümüzdeki seçim yine aday olsun. Yine kazanır. Ve daha büyük boyla kazanır. Çünkü siz eğer ki Kars'taki halka hizmet etmek için var olduğunuzu ayrım gözetmeden herkese eşit olarak yaklaşırsanız varlık sebebiniz olur ve bu sürekli bir hal alır. Ama siz Ahmet'e yakın, Mehmet'e yakın diye hareket ederseniz dediğim gibi 5 sene, 3 sene neyse gidersiniz, yerinize başka biri gelir. Mesela Kars'ta herkesin çok, ben Kars'ta böyle her kesimden insanlarla görüşen ve çok yakın arkadaşlıkları olan biriyim. İsmini vermeyeyim, hani buradan bir hemşerim, işte Kars'ta MHP milletvekili bir abimle konuşuyoruz bazen. Bana dedi, inanmayacaksın dedi, keşke dedi Ayhan Bilgen dedi MHP'nin Kars adayı olsaydı dedi. Yani bu kadar insanlar benimseyebiliyorlar. Tabii insanlara
buradan şey söylemek çok kolay. Ya sen olsun busun söylemek çok kolay. Çünkü çıkarlarınıza ters düştüğü zaman insanlar her şeyi her zaman söyleyebilirler. Türkiye bir hukuk devleti. Devlet sahipsiz de değil. Karşıda yerel gazetelerde, basında bazen bazı şeyler görüyorum, üzülüyorum. Dönüp mülki ve idari amirlerle görüşüyorum. Ya ben işte Kars'tan bal, kaşar, peynir alıyorum belediyeden. Yarın böyle bir şey dinle. Ya yok, biz başkandan memnunuz. Elinden geldiğince imkanları çerçevesinde Kars'a bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat tabii ranttan beslenen insanları mutlu edemezsiniz. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ben Kars'taki bundan sonra belediye başkanı aday siyasiler için de çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. En azından bundan sonra gelecek hangi parti olur önemli değil. Yani çok net söylüyorum. Kars'a hangi parti gelirse gelsin doğru bir aday olsun. Ben de elimden gelen tüm desteği sunarım. Yani çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü Kars'ta yerel yönetim partiye bağlı değil. Kişinin karakterine, ahlakına, şerefine ve namusuna, hani kendisini ortaya koyabilecek bunlar üzerinde. Yani siz eğer ki Kars'ta kendi halkınıza hizmet edemeyip başka bir kesime hizmet ediyorsanız kusura bakmayın, yani o koltukta oturamazsınız. Bu hep böyledir. Hep öyle de oldu yani. Evet, teşekkür ediyorum Baran Bey. Aslında süremizi biraz da açtık. Ama güzel bir sohbetti. Kısa da kesmek istemedim doğrusu. Tamam, ben İnşallah teşekkür ilerleyen ederim. zamanda sizi yine başka bir canlı yayında ağırlamak isteriz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Son Eyvallah. sözlerinizi almak isterim. Buyurun. Buradaki bir kere hemşerilerime bunu söyleyeyim. Kucaklaşmayı asla bırakmayalım birbirimize. Ben işte biliyorsunuz Digorluyum. Ama Kars'ta ne bileyim oturduğum komşularımın %90'ı Azeri'ydi. Evimde ne zaman işte düşün, oğluma Kafkas öğrettim. İşte bazen oturdum mu denize doğru müziği açıp Azerice parçalar dinliyorum. Bazen gelen insanlar diyor ki abi Azeri misiniz diye. Valla annem Azeri diyorum tamam insanlar artık. O kadar benimsedim. İnsanlar birbirini kucaklasınlar. Kucakladıkları zaman Kars'ta insanların oynamak istedikleri oyunlar çok rahat bozulabilir. Biz Kars olarak, Kars milleti olarak birbirimize bağlı, birbirimizi her zaman koruyan, Batı'da olsun, başka yerde olsun, birbirimize her zaman sahip çıkan bir halkız. Ve bunu bu şekilde korumaya devam etsinler. Birliğimizi kimsenin bozamayacağını düşünüyorum. Allah birliğimizden bozmasın. Allah ülkemizde bu zor günlerden bir önce çıkarması dualarıyla kapatayım ben. Evet, Teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz de Okay. sizlerin daha çok ihracat, daha çok üretim, ekonomimize daha çok katkı koyan iş adamlarımıza kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun Baran Bey. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Size olun. tekrar hayırlı olsun diyorum kanalınız. Tamam, çok sağ olun. Efendim, siyaseten programının burada sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yine hemen hemen her gün bu ekranlardan evlerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.